Korkut Avcı ve Gizem Durakoğlu. Kısaca kendilerinden bahsetmek isterim. Korkut Avcı, Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü. Arçelik'te 1993'te Ar-Ge Tasarım Mühendisi olarak göreve başladı. Ardından bulaşık makinesi ürün geliştirme yöneticisi olarak Türkiye'nin ilk yerli üretim bulaşık makinesi Turkuaz'ı tasarlayan Avcı, ilerleyen yıllarda Arçelik'ten ayrılarak yurt dışında kendi tasarım şirketini kurdu. 2009'da Arçelik'in endüstriyel tasarım ekibinin başına geçerek 2015 yılından itibaren Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Gizem Durakoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. Arçelik ürün tasarımcısı, tüketim ürünleri endüstrisinde kanıtlanmış bir çalışma geçmişine sahip, deneyimli, kıdemli bir ürün tasarımcısıdır. Ürün tasarımı, konsept oluşturma, trend tahmini ve grafik ve tasarım yönetimi konularında yetenekli kendisi. Buyurun, dosya paylaşımı yapabilirsiniz veya ekran paylaşımı. Tekrar hoş geldiniz. Selamlar herkese. Bu davet için teşekkür ederiz. Çok keyifle katılıyoruz ve çok da değer veriyoruz. Osman Bey'e, Pınar Hanım'a çok teşekkürler. Çünkü gerçekten Özge'nin söylediği gibi endüstriyle tasarımın akademiyle aslında tasarımda çalışan endüstrinin işbirliği yapması, konuları paylaşması, deneyimleri paylaşması bence çok değerli. Yani geleceğe yatırım olarak görüyorum ben. O anlamda bize de deneyimlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Ben bir ekran paylaşarak bir çalışayım. Geldim ekranım. Ekran geldi mi acaba? Evet, geldi. Evet, geldi. Tamam, harika. Tamam. Tanıtım için teşekkürler Hande. Yani ben endüstriyel tasarım eğitimi alarak başlamadım işe. Ama ben uçak mühendisiyim. Ama hep tasarım dünyasında çalıştım. Hep ürün tasarımı dünyasında çalıştım. Ve onunla yoğruldu hayatım diyebilirim. Arçelik'te bizim için son derece önemli. O yüzden hani Arçelik'i tanıtarak başlayacağım biraz. Ondan sonra tasarım olarak Arçelik'te nelere dokunuyoruz, ondan bahsedeceğim. Bir parça ürün örneklerinden ben de bahsedeceğim. Neler çıkartıyoruz diye. Çünkü hani yapılan işin konuşan kısmı aslında ürünler ve deneyimler. Gizem de ekibimizde çok değerli tasarımcılarımızdan. Hani hem ürün tasarımı konusunda çok ciddi tecrübesi var. Hem de çok aktif bir hani trendi izleyen bir kaynak ekibimizde açıkçası. Son derece ekibi besleyen de bir kaynak. Yani hem Türkiye'de hem kendimiz hem de uluslararası kaynaklardan trendleri izliyoruz. O da benden sonra bir tasarım süreci nedir? Tasarımda trendi izlemek nedir? Biraz o da bilgilerini paylaşacak. Ben Arçelik'ten başlayayım. Arçelik nedir diye. Arçelik'i Türkiye'de tanımayan yok. Yani en çok sevilen marka yıllardır. 12 sene oldu herhalde. Tabii çok ciddi bir sorumluluk veriyor bu Arçelik'e. Çünkü bunun arkasında bir güven var. Hani güveni oluşturmak var. O anlamda bakınca çok ciddi bir sorumluluğu var. 10 küsur senedir Arçelik'in bir söylemi var. Dünyaya saygılı, dünyada saygın. Sunumda göreceğiniz materyaller İngilizce. Çünkü hani birkaç beraber çalıştığımız dışındaki organizasyonlarda da yaptığımız sunumlardan aldığım bir takım görseller var burada. O yüzden hani yani ben Türkçe anlatmaya çalışacağım ama background'da hep İngilizce olacak doküman. Dünyaya saygılı, dünyada saygın çok ciddi bir söylem. Tabii bunu söylemekle durmamak gerekiyor. Bunu birazcık desteklemek gerekiyor. Yaptığımız şeylerle desteklemek gerekiyor. Bu çevre duyarlılığı anlamında önemli olan bir liderliği temsil ediyor. Söylediği günden beri Arçelik'in bu konuda yaptığı yatırımlar son derece önemli ve bu anlamda da dünyada bir metrik var. Bir borsa endeksi metriği aslında Dow Jones Sustainability Index diye adlandırılıyor. Bu endekse göre de bizim sektörümüzde yani ev eşyaları, home business sektöründe, appliance sektöründe
bir lider konumda Dow Jones Endeks'te bulunan tek şirket. Bu anlamda çok kıymetli ve diğer bütün hem international şirketlere, uluslararası şirketlere hem Türkiye'deki şirketlere de örnek oluyor. Tabii ciddi bir sorumlulukla. Büyük bir network Arçelik. 12 tane marka var. 12 tane markanın yanında işte yaklaşık 50'ye yakın ülkede satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor. Uluslararası anlamda 28 üretim tesisi var. 40 bini aşkın çalışanı var. Ve R&D ve design center'ları da 30'u aşkın değişik yerlerde. Çünkü hani design ve R&D bu kadar extensive dünyaya yayıldığınızda o bölgelere gidip de yapmanız gereken bir faaliyete dönüşüyor. Yani gidemeseniz de o bölgede bir ayağınızın olması gerekiyor. Ayağınızın olması gerekiyor deyince haritaya baktığımızda böyle Asya bölgesi ve Uzak Doğu'ya yayılan bir ülke dağılımı var. Bu ülkelerde hep üretim tesisleri var Arçelik'in. En yakınında en son burada çok söylemedik o markayı ama Hitachi markasıyla Arçelik Hitachi olarak bir joint venture Japonya ayağını da açmış durumda. Bu kadar çok ülkeye biz ne yapıyoruz? Arçelik Tasarım ne yapıyor? Ondan bahsedeyim. Arçelik Tasarım ev hayatında insanın yaşamını kolaylaştıran teknolojiyi biz demokratize etmek olarak adlandırıyoruz. Demokratize eden, çevreye kesinlikle duyarlı bir anlam yaratmaya çalışıyor. Bu vizyonu şöyle tarifliyoruz. Çevik ve bağlantılı, yani bugün connected olmayan, dijital olmayan bir ortam yok neredeyse. Çevik ve bağlantılı dünyada özgün, inovatif ürünler ve deneyimleri sürdürülebilir ve insan ve çevre odaklı tasarlamak olarak adlandırıyoruz vizyonumuzu. Bu önemli. Bunu yaparken hep odağımızda böyle bir sadeleştirme arzusu var. Simplicity dediğin zaman insanların aklında böyle çok daha ucuz şeyler geliyor ama o kadar zor ki basitleştirmek, sadeleştirmek. Sadeleştirdiğin zaman daha çok anlaşılıyor. Bu tasarım sürecinde Osman Bey başta bahsetti. Tasarımı herkes sahipleniyor kendi dünyasında. Çünkü her şey bir tasarım. Davranış stili de tasarım. Ondan sonra bir iş modeli de bir tasarım. Biz burada daha çok böyle tangible, tutulabilir ürünler tasarlıyoruz. Bunları insan hayatını kolaylaştırabilmek için. Böyle olunca onları hem yaşam ortamında güzel göstermek, estetik göstermek, kullanılabilir hale getirmek, teknoloji içerisine ember etmek, kullanılabilirliğinde kolaylığı herkes tarafından algılanabilecek bir hale getirmek deyince iş kompleksleşiyor. Biz de bunun tam tersine doğru yönlendirmeye çalışıyoruz, basitleştirmeye çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Yani işte beyaz eşyalar tasarlıyoruz. Ondan sonra bu beyaz eşyaların yanında ankastrinler tasarlıyoruz. Fabrika otomasyonu ile ilgili talepler geliyor. Onunla ilgili otomatik sistemler tasarlıyoruz. Küçük ev eşyaları ev içerisinde bunları tasarlıyoruz. Kahve makinesi, süpürge, ütü gibi, consumer elektronik gibi. Pandemiyle beraber dijital sağlık ürünleri tasarımı o da masamıza düştü. Dolayısıyla hani tasarım dediğim gibi her şey olduğu için neye ihtiyaç varsa insan hayatında o tarafa yönelik bir faaliyete dönüşüyor. Design Professional dediğim gibi Osman Bey her güzel anlattı. Yani herkes tasarımı bir şekilde sahipleniyor ama Gizem çok güzel anlatacak onu size. Ama endüstriyel tasarımı tariflerken Dünya Tasarım Organizasyonu'nun en son 2015'te deklarasyonu kabaca şöyle. İnovatif ürünler, sistemler, deneyimler veya servisler yolu ile hayatı daha iyileştirmek ve bunu yaparken de bir iş başarısı elde etmek üzere inovasyonu sürdüren stratejik problem çözme kabiliyeti endüstriyel tasarım tarif olarak. Birazcık daha görsel anlamda tasarım nasıl yapılır diye o lafını ben Gizem'e bırakıyorum. Çünkü o çok güzel bir şekilde ifade edecek size. Arçelik Tasarım da bizi önemli olan bu kadar çok markayla hareket ederken arada bir geçti o. Yani markalara tasarımı kabul ettirmek deyince marka ve markanın söylemi çok kıymetli. O anlamda bakınca biz öyle bir tarafı var işin, yaptığımız işin. Markanın değerleri nelerdir, neler söylüyor ve hangi ürünlerle bu söylemi gerçekleştirmek istiyor. İşin bir resmi bir tarafı. Diğer tarafı başta bahsettim. Hani dünyaya saygılı, dünyada saygın. Öyle bir çerçeve içerisinde, öyle bir
şemsiye altında çalışıyoruz. Yani çevreci olmak ve sürdürülebilir olmak son derece kritik. Yaparken orada yaptığınız ürünü üretirken kullandığınız enerjiyle, ortamla, ürünü hayata geçirdiğinizde ürünün hayatı boyunca yarattığı karbon footprint ile ilgili bütün o baştaki kabuller ve hedefler o bir resmin bir tarafında duruyor. Tabii hep şeyden bahsediyoruz, kullanıcı odaklılıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bazı şeyleri onlar söylüyor, bazı şeyleri söylemiyor. O yüzden onları izlemek lazım. O bilgi de birleşiyor ve teknolojinin trendin etkileriyle ne yapıyoruz? Product, ürün ve deneyim tasarlıyoruz. Bunlar çok özgün olduklarında yeni trendler set edebiliyorlar. Totalinde baktığında aslında bir değer tasarlıyoruz. Yani kullanıcı için bir değer tasarlıyoruz. Ve bu resmin bütününde ben anlatırken hikayesi ve oluşturduğu güven çok önemli. Yani yaptığımız iş böyle bir bütün entegrasyonu kapsıyor. Bunu yaparken tabii kullanıcıyı dinlemek, trendlere bakmak, ürün ve deneyimleri test etmek son derece önemli. Bunu yaparken bizim beraber çalıştığımız sanayi, yardımcı sanayilerden onların yol haritalarını dinlemek, neler getiriyorlar, hangi teknolojilerle ilerleyecek, onu dinlemek son derece önemli. Arada gidiyoruz, call center'larda kullanıcı ne diyor diye onu dinliyoruz. Çok enteresan deneyimler yaşanıyor burada. Küfür bile edebiliyor, sakin bir şekilde bunu dinleyip de neyi şikayet ettiğini anlamak gerekiyor. Yaptığımız her işi test etmeye çalışıyoruz. Tabii hedefimizde hep insan var, yani insan odağı var. Çünkü dedim ya, ev hayatında insanın hayatını kolaylaştıran ürünler yaratıyor. Kolaylaştırmak ne demek? Böyle temel sebebine baktığınız zaman aslında insana çok değerli olan neyini kazandırıyoruz? Zaman kazandırıyoruz. Yani bir işleri yaparken hem evin işin bir takım işlerini yapabilsin, kendine daha fazla zaman ayırabilsin. Dolayısıyla çok farklı insan ihtiyaçları var. Hani yaş gruplarına göre, eğitim gruplarına göre, temel gelir seviyelerine göre. Onların değişik ihtiyaçlarını izlemek, gözlemek, onu parametre olarak almak önemli. Tabii bunu yaptıktan sonra çıkarttığınız ürünün yüksek kalitede olması, kullanılabilirliği ve teknoloji beklentileri var insanların. Yani dijital dünya dönüşümü her şeyi etkiledi. Biraz önce endüstriyel tasarımı, design profession diye anlattım. Onun içerisinde 2015'teki tarife şu anda sustainability ve çevre çok ciddi bir şekilde baskı kuruyor. Dolayısıyla bunu da embed etmek gerekiyor, katmak gerekiyor. Bir de kullanıcıların ihtiyaçlarını bir empati kurarak onlara sunabilmek gerekiyor. Bütün bunları yaparken nasıl bir interaksiyon sağlayacağız? Bunu test etmek bizim için son derece önemli. Bunu yapabilmek için bazen elinizi kirli suya sokmak lazım. Yani denemeniz lazım. Ekip olarak gidip yıllarca önce yapmıştık bunları. Pandemiden önce güzel şeyler yapıyorduk. Pandemiyle beraber durduk. Umarım tekrar geri döner bunlar. Dışarıda gidip kendimiz yemek pişiriyorduk. Geleceği tasarlamak için arada oturup düşünmek gerekiyor. Yani bu beynin frontal konteksti mevcut durumu hep değerlendiriyor. Ondan böyle sıyrılıp gelecekte ne olacak? 5 sene sonra, 10 sene sonra neler olabilir diye gidip ayrı yerlerde ortamı değiştirerek yaptığımız çalışmalar vardı. Bunun da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız her ürünü değerlendirirken görsellerle, prototiplerle kullanıcıların reaksiyonunu ölçüyoruz. Hatta daha ileri gidiyoruz. Daha scientific metotlar da kullanıyoruz. Burada mesela bir örnek var. Bir fırın için kullanım arayüzü tasarladığımızda beyne takılan bir nöral cihaz veya gözlerini takip eden bir cihazla kullanıcıya verilen bir görevi, kullanıcı ürünü kullanırken neler hissediyor, hangi beyin dalgaları oluşuyor, nereye daha fazla bakıyor, nerede takılıyor gibi teknik verileri topladıktan sonra buna göre şekillendirebiliyoruz. Bu biraz böyle human hacking gibi oluyor. Yani okumayanlarınız varsa hep tavsiye ediyorum arada. Yuval Noah Harari'nin 3 kitabı var. O 3 kitabını muhakkak bitirin. Yani bu hayata bakış açısı çok değiştirecektir. Sapiens, Homo Deus ve 21. yüzyılda 21 ders diye kitapları var. Çok güzel bahsediyor. Data dünyası, dijital dünya hayatımızı nasıl değiştiriyor diye. Bunlar bizi hep birazcık esinlendiriyor.
temelde insan ihtiyaçlarına hizmet edecek ürünler yaratıyoruz ama dijital dünya dönüşümü bunları birazcık daha entegre hale getirmeye gerektiriyor. Birkaç tane ürün göstereceğim hemen ve deneyim göstereceğim. Bunlar bizim için önemli. Dediğim gibi ev hayatında mutfak bizim için önemli. Orada yaratılan fırınlardan birkaç örnek. Burada hep ödül almış ürünler var. Ödül tasarımcıları ve markayı tabii çok motive ediyor, pozitif etkiliyor. Çünkü uluslararası bu ödüller ürünlerin genel anlamda beğeni kazandığını gösteriyor. Buzdolabında UV çekmecesi yarattık pandeminin etkisiyle beraber. Yeni bir müzik sistemi yaratılan, personal care insanların temel ihtiyaçlarında buna da hizmet eden ürünlerimiz var. Daha çok Grünlik markasıyla veriyoruz. Her ürünün farklı markası var. O markaya hizmet eden detayları var. Küçük ev eşyalarındaki seriler. Tabii dijital dönüşüm, ev otomasyonu ile ilgili kullandığımız bir aplikasyon var, HomeWiz. Bunu adım adım geliştiriyor. Şu anda herhalde 4. versiyonu gelişiyor. Duracağını da zannetmiyorum. Bütün çünkü ev otomasyonundan dönüştü artık daha smart sistemlere doğru. Kahve makinesi zaten Arçelik'in temel ürünlerinden bir tanesi, sahiplendiği bir ürün. Dediğim gibi pandemiyle beraber medical device'lara da yönlendik. Bu bir ventilasyon cihazı, çamaşır makinesi, otomatik taşıma sistemleri fabrikalarda ve bunlarla tabii kalmıyor. Bir takım konseptler de var. Bunları çok paylaşmak tabii hoş değil. Bunlar hep bizim tasarım esetlerimiz, değerlerimiz. Ama bunları publike paylaştığımız için fuarlarda bunları göstermek isterim. Çünkü sadece bu ürünleri yapmakla kalmıyoruz. Farklı deneyimleri de deniyoruz. Yani bu örnek mesela bir fırın. Fırının camını bir kullanıcı arayüz olarak kullanabilir miyiz diye gamification, oyunlaştırarak yarattığımız bir arayüzü bir fuarlarda denedik. İnsanları tabii etkiliyor ama teknolojik olarak o seviyeye gelmediği için henüz böyle bir aplikasyon yok. Bu da 2015-16 yıllarında ilk tasarımı ortaya çıkardığımız 18-19'a kadar pandemi öncesine kadar ilerleterek sürdürdüğümüz bir tasarım. Yani bir tezgah seviyesinde ürünün detay arayüzleri olmadan onları projeksiyonla yansıtabilir miyiz diye kullandığımız bir deneyim. Lux diye adlandırıldı. Virtual User Experience. Burada bir tezgahta hiçbir şey görünmüyor. Tezgahın üzerine eğer kullanma arzunuz varsa ürüne doğru eğildiğinizde davlumbazdan projeksiyonla ilgili ürünün arayüzü bulunduğunuz yere yansıyor ve oradaki sadece ışık gölgesine basarak veya dokunarak ürünü kullanabiliyorsunuz. İlginiz yok olduğu zaman o yok oluyor. Burada özellikle işte teknolojinin bir takım yeni sunduğu imkanları deniyoruz. İlk sunduğumuzda insanlar buna çok pozitif tepki gösterdi. Ne zaman geliyor, ne zaman geliyor diye çok kolay gelmiyor. Çünkü teknoloji daha tam bunları çözmedi. Ama tasarım olarak böyle şeyleri de deniyoruz özellikle. Benim kısaca anlatacaklarım bunlar. Tasarım ekibimizden şimdi Gizem size bir tasarım süreci nedir, nasıl olur bir parça bir deneyimle onu anlatacak. Ben daha sonra sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Evet Gizem. Merhabalar. Ekranımı paylaşayım. Ben de önümüzdeki 20-25 dakikada sizlere endüstri ürünleri nedir, endüstri ürünleri tasarımı nedir, endüstri ürün tasarımcısı neler yapar, bundan bahsedeceğim. Kendi deneyimlerimi de seçtiğim bir proje üzerinden anlatacağım. Daha sonraki yarım saatte de 2022 trendleri, Arçelik'te hazırladığımız, araştırdığımız 2020 trendlerin highlightlarından bahsediyor olacağız. Sunumun sonunda bana aklınızdaki tüm soruları sorabilirsiniz. Ben biraz hızlı ve akıcı anlatabilirim. Süreyi de çok geçmek istemiyorum çünkü. Samimiyetle cevaplamaya çalışırım. Sunumumu paylaşayım. Ekranım geldi mi herkese? Gözüküyor herhalde. Evet, görünüyor. Biraz kendimden bahsedeyim. Gizem Durakoğlu ben. 1999 senesinde Mimar Sinan Endüstri Ürünleri bölümüne girdim. Zaten küçüklükten beri çiziyordum. Sanatçı bir aileden geliyorum. O yüzden okulumu da çok keyifle okudum.
Üniversite hayatım, lise hayatımdan çok daha keyifli geçti diyebilirim. Çünkü benle aynı zevkleri paylaşan insanlarla birlikteydim. Bu önemli bir şey. 2006 senesinde mezun oldum. Biraz uzun bir okul hayatım oldu. Okul boyunca da çok freelance, birçok işte çalıştım. Bir şirket kurma girişimim oldu. Sonlara doğru da Graham Design isimli ufak bir tasarım ofisinde çalışmaya başladım. Bir yandan da çalışırken de eğitime devam etmek istiyordum. Fakat iş hayatını da bırakmak istemiyordum. Çünkü okulda öğrendiğiniz bilgileri gerçek hayatta pratik yaparak, pekiştirerek deneyim kazanıyorsunuz aslında. Buna da ara vermek istemedim. Bu nedenle Türkiye'de girebileceğim bir program arayışına başladım. Bilgi Üniversitesi'nin Design Culture and Management programı vardı o dönem. Milan'daki Domus Akademi işbirliğiyle yürütülen. Eş zamanlı olarak bu programa devam ettim. Buranın bana faydası da aslında farklı disiplinlerden insanların tasarıma bakış açısını görmek oldu. En son Graham Design'de 3 sene çalıştıktan sonra aslında fuar tasarımı değil, ürün tasarımı konusunda profesyonelleşmek istediğimi fark ettim. Ve bunu gerçekleştirmek için ayrıldım. Bir hafta sonra da Arçelik'ten bir mail geldi tasarımcı aradıklarına dair. Çok güzel bir tesadüf oldu. 2008 Şubat ayında da Arçelik'te çalışmaya başladım. İşte yaklaşık 14 senedir Arçelik'te çalışıyorum. Küçük ev aletleri ve elektronik bölümünde senior designer olarak çalışıyorum. Bir yandan da trend araştırmaları yapıyorum 14 senedir içeride bir ekiple birlikte. Bu yaptığımız trend araştırmalarını hem kendi içimizde değerlendiriyoruz, bize ne gibi faydalı olabilir bunları gözden geçiriyoruz. Hem de Arçelik'teki ekiplerle paylaşıyoruz. Bu trendlerin de highlightlerini size ikinci aşamada anlatıyor olacağım. Şimdi bu odaya baktığınızda gözünüze çarpan endüstriyel tasarım ürünleri var mı? Bunlar neler? Kaç tane? Birazcık bakarsanız detaylı bakmaya başladığınızda aslında her metrekarede birden fazla ürün olduğunu fark edeceksiniz. Yani hani hiç düşündünüz mü aslında gün içinde bulunduğunuz ortamlarda o kadar çok endüstriyel olarak üretilmiş ürün var ki endüstriyel tasarım aslında her yer. Sadece biz farkında değiliz o kadar. İşte cebinizdeki telefon, duvarınızdaki saat, mutfağınızdaki kahve makinesi, oturduğunuz sandalye, gördüğünüz, dokunduğunuz her şey belki de üzerinde aylarca kafa yorularak bir tasarımcı tarafından tasarlanmış aslında. Eğer bu mesleğe sahip olmak istiyorsanız aslında ilk yapmanız gereken bundan sonra bu farkındalıkla çevreye bakıyor olmanız diye düşünüyorum. Endüstri ürünleri tasarımı nedir? Aslında sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış bir kavram. Kestirme bir tanımıyla endüstriyel tasarım seri üretime uygun ürün tasarlama işi diyebiliriz. Ürün tasarımcısı neler yapar? Bunun stage'leri var. Ürün tasarımcısı en başta aslında araştırma sürecine girer ve kullanıcıların yaşadıkları problemleri tespit eder, araştırır ve onları çözüm getirmeye çalışır özünde. Araştırma sonrası devam eden tasarım süreci eskiz alma, üç boyutlu modelleme, prototip yapımı, sunum ve üretim takibini kapsar. Bu üretim takibi kısmında da mühendislerle hem mekanik hem elektronik mühendisleriyle bol bol iletişim halinde oluruz. Tasarımcı aynı zamanda ürün tasarımcısı hem tüketici hem de üreticinin şartlarını ve taleplerini göz önünde bulundurur. Bir yandan çünkü özgün bir tasarım ortaya çıkarabilmek adına hem üretim tekniklerinin sınırlarını zorlarken bir yandan da tasarımın üretilebilir olması için de çözüm araması gerekir. Ürünlerin sürdürülebilir olması da çok önemli artık günümüzde. Ürün tasarlarken formu, estetiği, fonksiyonu, ergonomisi ne derece önemliyse sürdürülebilir olması o derece önemli hale gelmiş durumda artık günümüzde. Tüm bunları yaparken de trendleri, teknolojik gelişimleri, yenilikleri takip edip araştırması gerekir tasarımcının her daim güncel kalabilmesi için. Çünkü hızla gelişen teknoloji kullanım alışkanlıklarını bir o kadar da hızlı değiştiriyor. Farklı ürünleri ortaya koyabilmek için tasarımcının vizyonunun bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Dolayısıyla tüm bu bilgi ve birikimi ve becerisiyle aslında kullanıcı, tasarımcı kullanıcı ile ürün arasındaki bağ da bir şekilde, başarılı bir şekilde kuruyor. Ve aslında en büyük hedefi iyi bir tasarım yapmak. İyi tasarım nedir, nasıl yapılır diye sorduğumuzda aklımıza hemen Dieter Rams geliyor.
Dieter Rames elektronik ev aletleri üreticisi olan Braun'un ürün tasarımcısı. 1955 yılında mimar olarak çalışmaya başlamış Braun'da. 61 yılında ürün tasarımı bölümünün başına geçmiş. Dieter Rames'in 1950'lerde tasarladığı çok temiz, basit, akılcı ürünlerle işlevsel tasarım anlayışının kilit isimlerinden biri oldu aslında o dönem. Ve bu ilkeler 1950'li yıllarda tanımlanmış olmasına rağmen aslında zamansız ve hala geçerli. Hala okullarda öğretiliyor bu 10 tane iyi tasarımı tanımlayan madde. Ürünlere endüstriyel tasarımın kattığı değeri anlatabilmek için size 3 tane örnek göstereceğim. Bunlardan birincisi limon sıkacağı. Bunların ikisi de limon sıkacağı. İkisi de limonu sıkıp çekirdeklerini ayırıyor. Fakat tamamen farklı tasarımlara sahipler. Soldaki tasarımda çok da estetik kaygı güdülmeden tamamen işleve odaklanılmış. Sağdakinde ise biraz daha estetik görünüm kaygısı var. Tek renk kullanılmış, akışkan bir formu var, tek parça üretilmiş gibi. Öte yandan bu da bir limon sıkacağı. 1990 senesinde Philip Stark tarafından tek parça alüminyum olarak tasarlanmış. Bu limon sıkacağını şu an bile Amazon'da 100 dolara satın alabilirsiniz. İkinci örnek Erikli'nin ve Maysu'nun şişesi. Günlük hayatımızda kullandığımız su şişeleri bunun gibi şişeler aslında. Fakat bu da bir su şişesi. Yves Behar'ın çocuklara meyve suyu içme eylemini çok daha keyifli hale getirmek için tasarladığı bir şişe aslında. Ama burada sadece keyifli hale getirmek değil, buradaki amaç meyve suyu içilip bitirdikten sonra atılan şişenin başka bir işlevinin olması. Çocuklar bu şişeleri Lego gibi bir mantıkla kullanıp oyun oynayabiliyorlar. Bu sayede çevre dostu, environmental bir ürün de tasarlanmış oluyor. Üçüncü örnekte IKEA'dan. Green Finley IKEA'da çalışan bir tasarımcı. Çocuklar için bir depolama ünitesi tasarlanması isteniyor. Green de çocukların neler yaptığını araştırmaya başlıyor. Bakıyor ki çocuklar ürünleri bizim kullandığımız gibi kullanmıyorlar. Biz masanın sadece üst yüzünü kullanırken onlar ürünleri aslında 360 derece kullanıyorlar. Yani çocukların çok yaptığı bir şeydir mesela masanın altına girmek, yerlerde yatmak falan. O da empati kurabilmek için onlar gibi davranıyor. Ve ortaya bildiğimiz kritik dolaplardan çok farklı bir ürün çıkıyor. Hem çocukların kendi oyun alanlarının içine dahil olmuş oluyor hem de odada çok yer kaplamıyor. Hatta hiç yer kaplamıyor. Pratik, basit ve aynı zamanda da eğlenceli bir şekilde problemi çözüyor. Bu üç örnekte de gördüğümüz aslında tasarımın ürünleri nasıl bambaşka yerlere götürebileceği. Burada sorunu doğru belirlemek, talep edileni bilmek ve anlamak ve kullanıcıya empati yaparak yaklaşmak ve sonucunda da bir katma değer katmak çok önemli aslında. Bunlar doğru tasarımın ortaya çıkmasında önemli faktörler. Endüstriyel tasarımın alanları çok geniş. Tasarımcı genel bir tasarım eğitimi aldıktan sonra istediği alanda profesyonelleşebilir burada. Türkiye'de de endüstriyel tasarımcıların mezun olduktan sonra çalışabilecekleri bu alanlarda üretim yapan firmalar var mesela Arçelik gibi. Bunun yanında bu firmalara dışarıdan hizmet veren dizayn ofisler de var, tasarım ofisleri de var. Biz şu anda Arçelik'te bir ürün tasarlama ve piyasaya çıkarma sürecini nasıl yürütüyoruz? Kendi yaptığım bir süpürge projesi üzerinden anlatacağım. Burada Arçelik'teki tasarım sürecinin aşamalarını görüyoruz. Ürün yönetimi direktörlüğü, ürün temin direktörlüğü ya da ARGE'den bize bir brief geliyor. Daha sonraki stage'leri içeride daha da detaylı anlatacağım. Araştırma, eskiz ve modelleme, alternatif çıkarma. Daha sonra alternatif seçim ve prototip, mekanik tasarım ve detay çözümleme, ilk kalıptan çıkan ürün, iyileştirme süreci ve final ürün diye devam eden bir sürecimiz var. Şimdi bu bize üretici firmadan ya da ARGE'den gelen altyapı. Altyapı nedir? Ürünün verimli bir şekilde çalışabilmesi için içerisinde bulunması gereken komponentler, motoru, işte hortum sarma aparatı, filtresi gibi. Bunlar çoğu zaman boyutları çok değiştiremeyeceğimiz komponentler ama biz burada biraz daha esnek olmaya çalışıyoruz. Tasarımımıza göre bu komponentleri değiştirebilmek istiyoruz aslında ama ilk etapta hızlı ilerleyebilmek için mevcut bir altyapı üzerinden çalışmaya başlıyoruz. Burada bizden beklenen bu altyapıyı kullanarak
Arçelik marka kimliğine veya Arçelik'in diğer markalarına, Beko ve Grundig gibi marka kimliğine uygun, özgün, fonksiyonel, ergonomik ve artık olmazsa olmaz sürdürülebilir bir tasarım ortaya çıkarmak aslında. Burada ilk yaptığımız şey araştırma sürecine girmek. Bu bizim çok çok önem verdiğimiz bir konu. Diğer markaların ürünlerine kesinlikle benzememesi gerekiyor. Çünkü artık Pinterest gibi platformlar çok fazla oldukça o kadar çok tasarım görüyoruz ki etrafta. Farklılaşmak, ayrışmak, özgün olabilmek çok önemli hale geliyor. Bizim de hem şirket olarak hem de bölüm olarak çok çok önem verdiğimiz bir konu yaptığımız tasarımların özgün olması. Araştırma sürecinden sonra da tasarım çıkarma kısmına giriş yapıyoruz. Bunun için de bol bol eskiz yaptığımız bir sürece giriyoruz. Ben burada bir parantez açıp aslında bu eskiz yapmanın, çizim yapmanın da öneminden bahsetmek istiyorum. Bundan 20 sene önce endüstriyel tasarım eğitimi üniversitenin neredeyse çoğu yetenek sınavıyla, yani çizim sınavıyla öğrenci alıyorlardı. Fakat günümüzde yetenek sınavıyla öğrenci alan sanırım kalmadı. Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, profesyonel hayatta bilgisayardaki 3D programlarında çizim yapıyorsunuz ve muhteşem eskizler çizip bunları sunmuyorsunuz hiçbir zaman. Çünkü buradaki talep ürün mümkün olduğunca gerçekçi görebilmek. Yani yaptığınız eskizler genelde size kalıyor. Aslında kendiniz için çiziyorsunuz tasarım çıkarma sürecinde. Hani veya sunumlarınızda artistik olarak kullanabilirsiniz. Ama çizim yapmanın çok kritik 3 tane önemli nedeni var aslında. Birincisi 3 boyutlu düşünme yeteneğini geliştiriyor. Bir ürünü çizerken 3 boyutlu düşünmek zorundasınız. İkincisi ürünü çizmeye başladığınızda her detayına bakıyorsunuz. Bakmak zorundasınız çizebilmek için zaten. Normalde görmediğiniz detayları görüyorsunuz. Dolayısıyla daha fazla ürün tanıyorsunuz. Bu ürünler nasıl birleşmiş, işte düğmeler nasıl yerleşmiş, bunları görmeye başlıyorsunuz ve farkındalığınız artıyor. Fakat bence en önemlisi çizimin bir iletişim dili olması. Yani ben burada bir saat boyunca nasıl bir süpürge yaptığımı anlatsam herkesin kafasında bambaşka bir şey canlanacak. Ama iki dakika, yani hatta iki saniye çizsem buraya nasıl bir şey oldu, herkes aynı noktada birleşecek. Çünkü aslında her şey görsel enformasyonla sözel enformasyonun birleştiğinde bir anlam ifade etmeye başlıyor. O yüzden bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum deyip parantezi kapatayım. Alternatif seçimi ve prototip aşamasında biz burada genelde 2 ya da 3 alternatif tasarım sunuyoruz. Burada siz seçilen alternatifi görüyorsunuz. Seçilen tasarımın prototipini de kendi bünyemizde bulunan atölyemizde yapıyoruz. Bu prototip neredeyse final üründen daha temiz ve daha güzel gözüken bir prototip oluyor. Daha üretim kısıtları kısmına girmediği için. Prototip kısmı da şöyle önemli. O noktaya kadar sadece bilgisayar ekranında dijital olarak gördüğümüz tasarımımızı gerçek boyutlarda 3D olarak ilk defa görüyor oluyoruz. O yüzden değiştirmek istediğimiz bazı yerler olabiliyor. Bu bizi bazı iterasyonlara götürebiliyor. Böyle bir faydası var prototipi görebiliyor olmanın bu kadar kısa bir sürede. Tasarım belirlendikten sonra da üretim sürecine geçiyoruz. Burada mühendislerle çok fazla gel git yaşadığımız zamanlar oluyor. Çünkü onların daha kolay üretilebilir olması, maliyetinin daha az olması gibi kriterleri var. Siz de tasarımcı olarak ürünün özgünlüğünün ve dilinin bozulmaması adına formunun değişmesini çok da istemiyorsunuz. Çünkü burada çizdiğiniz bir çizgi veya ufak bir detay bile o kadar önemli oluyor ki aslında tasarım bütünlüğünü koruyabilmek için. Bu aşamada da ortak noktada buluşulduktan sonra ürünün ilk kalıptan çıkmış halini görüyoruz. Bunlar ilk deneme üretimleri oluyor aslında. Bu noktada da çok fazla kalıpsal olmasa da, yani forma çok müdahale edemesek de renk ve serigrafi değişiklikleriyle iyileştirmeler yapabiliyoruz. Ve en nihayetinde ürünün final halini de elde etmiş oluyorsunuz. Yani aslında endüstriyel tasarım çok kısa tanımıyla ürünü bu noktadan, yani şu görsellikten bu görselliğe getirmek de diyebiliriz. Şimdi bu süpürgenin çok tatlı bir reklamı vardı. Onu izletmek istiyorum size. Çocuklar, tiyatro bir meslek değil. Tiyatro bizim hayatımız. Lanet tozunu bir kez yuttuysanız artık bu hayattasınız demektir. Şimdi gözlerinizi kapatın ve o tozu içinize çekin. Alabiliyor musun? Alamıyorum.
Alırsınız, alırsınız. Daha derin çekin. Gelmiyor. Nasıl yani? Arçelik'ten tozlara hükmeden yeni elektrikli süpürge Imperium. Üstün toz toplama, toz tutma performansı ve çok pratik toz haznesiyle ev teknolojilerinde yenilik Arçelik'te. Şimdi tozlar düşünsün. Tabii ödül bu Red Dot Design Awards, IF Design Awards'u biliyorsunuzdur belki, bu Almanya merkezi önemli tasarım ödülleri. Ödül almak, onur edilmek de işin en keyifli kısımlarından biri oluyor. Başta bahsettiğim gibi biz trend araştırmaları da yapıyoruz. Bu trend araştırmalarını yaparken willrobotstakemyjob.com diye bir site keşfettik. Bu artificial intelligence artık o kadar ilerledi ki burada gösteremesem de zaman kısıtıyla bu videoları paylaşırım. GPT-2, GPT-3'ün yani videoları var. Onlarla konuşuyorlar ve gerçekten çok fantastik diyaloglar var orada. Çok hızlı ilerliyor ve ilerleyecek. Dolayısıyla bazı meslekler evet robotlar tarafından yapılacak. Bu siteye girip baktığınızda endüstriyel tasarımı yazdığınızda kendi mesleğinizi yazıp görebiliyorsunuz şu anki riski. Endüstriyel tasarım yazdığınızda automation riskini %5 olarak gösteriyor en yukarıdakini. O yüzden içiniz rahat olarak bir mesleği seçebilirsiniz. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum Gizem, burayı söylerken. Evet. Robot deyince aklınızda mekanik robotlar canlanmasın. Yani dijital dünyanın dönüşümü bu artificial intelligence sistemlerini cloud'da çalışan yazılımlar olarak da hayata geçiriyor. Orada çalışan robotlar da var. Onlara da robot deniyor. Evet. Dolayısıyla o robotlar esas tehlikeyi oluşturuyor zaten. Evet. Steve Jobs'ın da güzel bir sözü var. Bu çok önemli bence. İşinizi seviyor olmanız gerekiyor. Çünkü işiniz hayatınızın çok önemli bir parçasını kaplıyor. Yani çok işte sabahlara kadar çalıştığınız zamanlar olacak, çok zorlandığınız zamanlar olacak. Gerçekten sevmeden çok zor olur hani sevmediğiniz bir mesleği yapmak. O yüzden de sevdiğiniz iş neyse size tırnak içinde iş gibi gelmemesi için onu yapmanızı öneririm diyerek ben burada trend kısmına geçiyorum hızlı bir şekilde. Trend araştırmaları yaptığımızdan bahsetmiştik. Bu 2022 senesi için hazırladığımız trend sunumunun biraz kısaltılmış halinden biraz size ben bahsetmek istiyorum. Dünyamız şimdiye kadar evet asteroidlerden, buzul çağlarına kadar her şeyden kurtuldu. Bu yüzden tabii ki çok daha sıcak bir iklime uyum sağlayacak. Ama dünyayı bizim evimiz yapan her şey, buna biz de dahil, maalesef uyum sağlayamayacağız. Rakamlara bakacak olursak şu anda insanların doğaya olan talebini karşılamak için 1.7 gezegen gerekiyor bize. Yani başka bir deyişle insanlar olarak doğaya olan talebimiz dünyanın yenileyebileceğinden %70 çok daha fazla. Yani bir yılda dünyadan aldıklarımızı yenilemek 19 ay sürüyor. Yani bu demek ki kazandığımızdan çok daha fazla harcıyor gibiyiz. Bu yüzden de hayatımızın her köşesindeki alışkanlıklarımızı, çok daha önemlisi bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Şu anda hükümetler bu fosil yakıtlarını desteklemek için yılda yaklaşık 420 milyar dolar harcıyor. Ve bu fosil sübvansiyonlara neden ihtiyacımız olduğuna dair her bahane ürettiğimizde gezegeni aslında yaşamak için çok daha korkunç bir yere dönüştürüyoruz. Çünkü iklim değişikliği çok daha sık, çok daha yoğun yangınlara, sellere, fırtınalara, kasırgalara, işte sıcak hava dalgalarına neden olacak. Ve biz eğer tüm bunlardan kurtulacak kadar şanslı olsak bile yayılma olasılığı çok daha yüksek olan hastalıkların kurbanı olabiliriz. Ve belki de her yıl işte hava kirliliğinden ölen 7 milyon kişiden biri olabiliriz. Burada seçim bizim. Ancak bu durum çocuklarımız, torunlarımız da dahil olmak üzere hepimizin uğraşması ve emek vermesi gereken bir şey. Ve asıl moral bozucu olan şey insanların sadece %10'u dünya liderlerinin iklim değişikliği konusunda yeterince önlem aldığına inanıyor. Bu yüzden dünyanın her yerinden insanlar, aktivistler, yazarlar, farklı geçmişlerden gelen herkes bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyor.
Greta Thunberg Ağustos 2018'de iklim değişikliğiyle savaşılmaya hemen başlaması gerektiği konusunda protestolara başlamıştı. İklim için okul grevi adında bir protestosu vardı. Medyanın dikkatini çekmişti o dönem. 19 yaşında İsveçli bir eylemci kendisi. O zamandan beri de iklim aktivistliğini yapıyor. The Guardian'la yaptığı röportajda hepimiz iklim inkarcısıyız çünkü bu bir krizmiş gibi davranmıyoruz dedi. Yine Milano'da Youth for Climate zirvesinde yaptığı konuşmada da dünya liderlerine yine iklim değişikliği konusundaki eylemsizlikleri nedeniyle bir anlamda saldırdı. İngiliz yayıncı, doğal tarihçi ve yazar Sir David Attenborough, Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin açılış töreninde bir anlamda halkın sözcüsü olarak bir konuşma yaptı. Çok kısa olarak paylaşacağım. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you and why you are here. Dolayısıyla toplumun her kesiminden insanların bu konuyla ilgili ciddi tepki gösterdiğini görüyoruz. Yani aslında bizim başka çaremiz de yok. Acil eyleme ihtiyacımız var. Herkesin vermeye çalıştığı mesaj sadece şimdi şu anda harekete geçilmesi. Bu yıl bizim VUCA'dan bahsettiğimiz 4. yıl aslında. VUCA trend haline gelen bir yönetimsel akronim. Biz 4-5 senedir VUCA dünyasında yaşıyoruz. Yani bu COVID'in öncesinde de ortaya çıkan bir kavramdı. VUCA 4 farklı tip çözüm bekleyen 4 farklı tip challenge'ı tarifliyor aslında ve VUCA dünyası belirsiz bir dünya olduğundan öngörülmesi zor bir duruma karşı action harekete geçmeyi ve strateji kurmayı zor hale getiriyor. Böyle bir belirsizlikler dünyasında sanki hiçbir şekilde hazır olunamaz gibi bir algı var ama aslında olabiliriz. Bu VUCA'yı tanımlayan her bir maddeyi aşılması gereken bir yer konu olarak görerek yapabiliriz bunu. Bu konuyla ilgili yapılmış yüzlerce araştırma ve analiz var. Ve kutuplaşma her yerde, siyasette, sosyal medyada, hayatımızın her köşesinde ve gittikçe de şiddetleniyor. Fakat eğer biz bu durumu değiştiremiyorsak bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. En temelde insanların iki farklı bakış açısı var. Me World'un merkezinde duygularımız var. Sürekli online olma, her şeyden haberdar olma hali var. Burada FOMO, Fear of Missing Out buraya giriyor mesela. Yeni çıkan ürünlere hemen sahip olma isteği var. Biraz daha ben merkezci bir anlayış bu. Ve aslında tüm bunlar mevcut sistemi besleyen durumlar. Bir de We World var. Burada zihin ön planda. Kendi iç dünyana dönmek, kendini anlayabilmek, tanıyabilmek önemli. Çevreye duyarlı olmak ve saygılı olmak önemli burada. We World'u benimseyenler global değil, biraz daha lokal olmak istiyorlar. Yaşadığımız dünyaya ve gelecek nesillere değer veriyorlar. Bu kavramlar her zamankinden çok daha fazla hızlanıyor. Bu kutuplaşmanın da etkisiyle aslında. Ve her geçen yıl biz aslında dünyayı kucaklamamız gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz. Ama hala Me World'a da sahip olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden aslında birçok şey hakkında çok farklı bakış açısı olduğunu kabullenerek bu kutuplaşmış dünyada yaşamaya adapte olmamız gerekiyor. Korkut Bey de bahsetti. Homo Deus ve Homo Sapiens kitaplarının yazarı Harari. Burada netliğin, clarity'nin, netliğin önemini vurguluyor ve bu zamanlarda attention'ın yani dikkatin belki de en kıt ve en zor ulaşılır kaynak haline geldiğini söylüyor. Toplum tarafına bakacak olursak özellikle COVID-19 sonrasında ortaya çıkan bazı duygusal durumlar olduğunu görüyoruz. Güven, korku, uyumsuzluk ve radikal iyimserlik gibi. İnsanların pandemiden sonra hükümetlere değil şirketlere daha çok güven duymaya başladıklarını görüyoruz. COVID-19 pandemisi çünkü tüm dünyada güven erozyonunu hızlandırdı aslında. Burada iki büyük ekonomiye olan güvende önemli bir düşüş var görebilirsiniz. Amerika ve Çin. Yani dünyada hükümetler genel olarak COVID testini geçemediler. Ve hükümet olmadığında insanlar açıkça iş dünyasının devreye girmesini ve bu boşluğu doldurmasını bekliyorlar. Korku kısmına bakacaksak korkunun tezahürleri her nesil için biraz farklılık gösteriyor. Evet ama
her yaştan insanı etkileyen ortak noktalar var. Bunların en büyük ikisi çevresel ve finansal belirsizlik. Küresel ısınmanın etkisi hakkında çok kronik bir endişe artıyor. Bu sadece aslında Batı dünyasını etkileyen bir duygu değil artık. Bir de duygusal bulaşma var. Bu duygusal bulaşma da insanların etrafındakilerin duygularını taklit ettiği davranışsal bir özellik aslında. Ve şimdi bu dijital çağ sayesinde bu duyguları çok hızlı bir şekilde birbirimize aktarabiliyoruz. Bunun negatif ve pozitif etkileri de var gibi. Bu gibi belirsiz zamanlarda insanlar aslında istikrar ve bir rutin duygusu istiyorlar. Ancak günümüzde maalesef toplum tam tersine oluyor. Dolayısıyla senkronize olamayan bir toplum aslında insanların aynı şeyleri yapmaya devam ettiği fakat artık bunları diğerleriyle aynı anda yapamadığı bir toplum. Çünkü bize neredeyse rekor düzeyde kolaylık sağlayan hizmetler var. Yani işte 24 saat yemek teslimatı, aynı gün kargo gibi ama hala bir senkronizasyon problemi yaşıyoruz. Bu da insanlarda motivasyonsuzluk, yetersizlik hissine sebep oluyor. Radikal optimizme bakacak olursak, iyimser olmak aslında bu sanılanın aksine isyankar bir eylem ve bu gibi belirsiz zamanlarda çok cesur bir seçim. Özellikle 2022'de hani kutlanacak çok fazla şey olmadı. Evet, kızılacak veya korkulacak çok daha fazla şey yaşadık. Fakat ortaya çıkan pozitif bir değişiklik de var. Dünyada hala iyilik var, insanlar buna inanıyorlar. Ve toplum kendi görüşlerine daha kutuplaşmış hale geldi sadece. Sürekli neyin kötü, neyin yanlış olduğunu abartmak ve bunu çevresindeki insanlara da bulaştırmak gibi. Tabii sosyal medyanın da çok büyük etkisi var bu krizin büyümesinde. Fakat burada önemli olan şöyle bir nokta var. Dışarıdaki negatif çoğunluk çok fazla ses çıkardığı ve çok aktif olduğu için daha pasif kalan pozitif kesimin çoğunluğundan çok daha güçlü gözüküyor. Bunu değiştirmek istiyoruz artık. Çünkü aslında kriz zamanlarında neyin sattığı değil, neyin doğru olduğuna odaklanmamız gerekiyor. Sistem kısmına bakacak olursak, Edward Deming'in bu kitabında Edward Deming mevcut yönetim biçimini bir hapishane olarak tanımlıyor. Ve rekabetten ziyade işbirliğine dayalı bir tarzın piyasada uzun vadeli başarı getirirken aynı zamanda da insanların çalışma ve öğrenme sevincini geliştirmelerine nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor bu kitapta. Mevcut eğitim sistemi de uzun yıllardır çok ciddi tartışma konusu. Covid'den sonra bu tartışma da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Çünkü aslında 200 senedir kullanılan bir sistem, eğitim sistemi ve çok büyük değişikliklerde yaşanmamış. Ama bugünün hem teknolojisinin ilerlemesiyle, işte beyin fonksiyonlarının işleyişinin daha iyi anlaşılmasıyla ve psikolojinin tüm bu gelişmelerden çıkardığı anlamların da gelişmesi sayesinde zamanında kurduğumuz sistemin şimdi hatalarını görmeye başlıyoruz aslında. Öğrenmenin şeklinin değişmesi gerekiyor mesela. Ceza ödül sistemi. Tüm eğitim sistemimiz bunun üzerine kurulu. Hatta şirketlerdeki işleyiş de bunun üzerine kurulu. Ama şimdi bu ödül ceza sisteminin ne kadar yanlış olduğu ve iç motivasyonu tamamen öldürdüğü ortaya çıktı. Dolayısıyla insanların artık küçük yaştaki eğitimini kendini tanıma ve gerçek potansiyelini ortaya çıkartma üzerine olması gerektiği konuşuluyor şimdi. Yani çocukları daha heyecanları ve merakları üzerinden eğitmek. Google kendisi için birlikte çalışan insanları bulmakta sorun yaşıyor. Bu nedenle de kendi eğitim programlarını başlattılar. Başlatmak zorunda kaldılar aslında. Profesyonel bir sertifika programı tanıtıyor burada. Önceki iş deneyimi veya eğitim düzeyi ne olursa olsun katılımcıların 6 ay içinde 4 yıllık bir eğitime eşdeğer bir eğitim alacaklarını iddia ediyor burada Google. Çoğu şirketlerin başka sektörlere geçiş yaptığını görüyoruz. Bu geçişi yapmak zorunda kalıyorlar aslında bu sistemin içinde kalabilmek için. Elektrikli araçlara geçiş radikal bir yön değişikliği tabii. Volkswagen'in CEO'su burada küresel otomobil endüstrisindeki çalkantıdan kurtulmak için Volkswagen'i bir teknoloji şirketine dönüştürmek zorunda olduklarından bahsediyor. Nike'dan bir örnek. John Donahue Nike'a eBay'den geldi ve görevi aslında Nike'ı bir teknoloji şirketine dönüştürmekti. Ocak 2020'den beri Nike'ın CEO'su. Ve Philips de kendini teknoloji odaklı bir organizasyon olarak tanımlıyor. Artık sağlık alanında da teknoloji odaklı organizasyonlar çok hız kazanıyor. Geçen senenin sonlarına doğru Mark Zuckerberg Facebook'un Metaverse inşa etme planlarını açıklamıştı. Facebook şirketin adını Meta olarak değiştirdi.
İleride Metaverse'ten de bahsediyor olacağım burada. Fiziksel ürünler için en büyük fırsat sanal ürünlerdir demiş Aglet'in CEO'su Ryan Mills. Bunun açıklamasını şöyle yapmış. Sanal dünyada giydiğiniz bir spor ayakkabıyı diğer insanlar gördüğünde aslında gerçek dünyada olduğu gibi ona sahip olmak isteyecek ve gidip mağazadan alacak belki de. Peki biz bu sanal ayakkabıları nerede giyiyoruz? Metaverse'te. Metaverse nedir? Metaverse bundan sonra hayatımıza dahil olacak üçüncü bir aks aslında. İnsanların kendilerini özgürce ifade edebileceği bir platform. Orada mevcut dünyada kısıtlamaların olmadığı yeni bir dünya inşa ediliyor şu anda ve içinde her şey var. Sanat eserlerinden, oyunlardan, mimari mekanlara kadar. İsterseniz oyun oynayabiliyorsunuz, toplantılar yapabiliyorsunuz, etkinliklere katılabiliyorsunuz, konser izleyebiliyorsunuz, film seyredebiliyorsunuz, hatta meditasyon bile yapabiliyorsunuz. Kripto para birimleri kullanarak alışverişler yapabiliyorsunuz. Metaverse'te kurduğumuz yeni dünyaları biz kendi rutinlerimizle, ilgi alanlarımızla, tutkularımızı kopyalıyoruz aslında. Ve Metaverse gittikçe gerçek dünyada yapabileceğimiz, neredeyse her şeyi yapabileceğimiz, hatta daha da ötesine geçebileceğimiz bir platform olma yolunda ilerliyor. Ve dolayısıyla sınırların olmadığı bir dünya olduğunu düşünürsek de potansiyelin çok fazla olduğunu görebiliriz aslında. Yani bu dünyada uçamıyoruz ama orada uçabiliriz mesela gibi. Kendi seçtiğiniz ve hatta istediğiniz gibi tasarlayabildiğiniz avatarlarınızla girebileceğiniz farklı Metaverse evrenleri var. Kendi kimliğinizle girebilirsiniz veya alternatif başka bir kimliğiniz de olabilir. Bu birçok farklı deneyimin kapılarını insanlara açıyor aslında. Ve bunun gibi ünlü mimarlar ve tasarımcılar tarafından Metaverse için tasarlanmış birçok mimari alan var. Bunlar online olarak kripto para birimiyle satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla Metaverse büyüdükçe ve teknoloji geliştikçe kullanıcı etkileşimlerinden daha çok boyutlu olduğu, yani kullanıcı etkileşimlerinin daha çok boyutlu olduğu çevrim içi alanlarda yaratılacak. Ve kullanıcılar aslında sadece dijital içeriği görüntülemek yerine dijital ve fiziksel dünyaların da birleştiği bir alanın içine dahil olabilecekler. Ve çok gerçekçi görünen avatarlarımız olacak. Unreal Engine isimli bir program kullanarak MetaHuman adında ultra gerçekçi avatarlarınızı tasarlayabiliyorsunuz şu anda. I could be one of many. Choosing Kori Dante. Nare. Je pourrais être architecte. Ou guide. Quizá un artista. You create the narrative. I am MetaHuman. İleride bu ultra gerçekçi avatarları Metaverse'de kullanmaya başlayacağız. Teknoloji ilerledikçe ki çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Moda sektörü de bu dünyaya girmiş durumda. Moda markaları dijital koleksiyonlarla bunu bir iş modeli olarak görüyorlar. Mağazaya girip kıyafetleri denemek yerine Metaverse'deki avatarınızda istediğiniz kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Bu da gelişecek konulardan biri. Yani bizim bildiğimiz dünkü sistem tamamen bir değişim yaşıyor aslında. Bu değişime adapte olmak için çok daha açık fikirli ve istekli olmamız gerekiyor. Teknoloji kısmına bakacak olursak Vax, Oxford tarafından 2022 yılının en popüler kelimesi olarak belirlendi. Katarin Kariko Macar bir kimyacı, biyokimyacı. 1989 gibi çok erken bir tarihte mRNA ile ilgili çalışmaya başlamış. mRNA bildiğiniz gibi bize çok rekor bir hızla COVID-19 aşısını getirdi. Ardından da grip, sıtma ve HIV ile mücadele edebileceği öngörülüyor. Ve bunun gibi bu türbülans dönemlerinde aslında hayatta kalmak için dijital bağlantıya ne kadar güvensek de yaşamlarımızı gerçekten şekillendirecek olan insan etkileşimi aslında en büyük ihtiyacımız. Burada bir tür sihirli pencereden baktığınızı hayal edin ve o pencereden gerçek boyutlu, üç boyutlu başka bir insan gördüğünüzü hayal edin. Bu Starline projesi arkadaşlar, aileler veya iş arkadaşlarının ayrı şehirlerde veya farklı ülkelerde olsalar bile birlikte hissetmelerini sağlamak için tasarlanmış bir Google teknoloji projesi. Hyperloop seyahat şeklimizi değiştirecek yeni bir toplu taşıma biçimi.
Şehirler arası yolculuk sürelerini saatlerden dakikalara indirecek şekilde tasarlanmış. Aslında Elon Musk tarafından 2012 yılında konsept olarak önerilmişti bu ultra hızlı bir kara taşımacılığı sistemi olarak. Çin, Abu Dhabi, Hindistan ve İspanya inşaatları başlattı ve yakın gelecekte Hyperloop kullanıyor olacak. Uzay keşif ve geliştirmenin ikinci altın çağında bulunuyoruz. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 2030 yılına kadar bir ticari uzay istasyonunu inşa edebileceğini söylüyor. Ve Blue Origin uzay turist uçuşlarını şimdiden 100 milyon dolara yaklaştığını söylüyor. James Webb teleskobu ile ilk yıldızlar ve galaksilerin oluşmaya başladığı büyük patlamadan yaklaşık çeyrek milyar yıl sonrasında, yani muhtemelen 100 milyon yıl öncesine kadar evrenin neye benzediğini görebileceğiz. Hatta ilk fotoğraf geldi bununla ilgili ve hiç görmediğimiz galaksileri görmüş olduk. Şimdilik uzaktan belli belirsiz de olsa Haziran ayında daha net resimler gelecek. Elon Musk, SpaceX'in Starship'in bu yıl Mars yolunda yörüngeye ulaşacağını söylüyor. Bu Elon Musk'ın Mars'ta bir insan kolonisi vizyonuna yönelik son adımı aslında. Ve şimdiye kadar yapılmış en güçlü ve en büyük roket. 3D printing çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Vakum enjeksiyonu için büyük ölçekli kalıpların 3D printing çıktıkları CNC veya enjeksiyonlu kalıplamaya kıyasla çok potansiyele sahip. Bu termoplastik ve 3D printing alanında dünya çapında pek çok araştırma ve geliştirme yapılıyor. Geleneksel üretim yöntemlerine göre çok daha ucuz, hızlı ve çevre dostu olabilmesi öngörülüyor. Yeniden kullanılabilir olması öngörülüyor. Tasarımcılar içinse bu kalıp kısıtlarını ortadan kaldırdığı için çok ciddi anlamda özgür alan yaratan yöntem. O yüzden çok fazla 3D printingle üretilmiş ürünler, formlar görüyoruz. Amsterdam dünyanın ilk 3D baskılı çelik köprüsünü tanıttı 15 Temmuz'da. Bu yapı eski köprü restore edilirken önümüzdeki 2 yıl boyunca şehir merkezinde kalacak. Dünyayı çok daha fazla önemsememiz, düşünmemiz gereken bir döneme girdik. Var olan geri dönüşüm hiyerarşisi buydu ama bu şu an yeterli değil. Burada atık yönetiminin 8R'sini görüyorsunuz. Yeni toplumsal hareketler aynı zamanda insanları israftan nasıl kaçınabilecekleri konusunda daha da yaratıcı olmaya teşvik etmeye çalışıyorlar. Aslında tamir, yeniden kullanım gibi kavramları bizim bilincimize geri getiriyorlar. İsraftan kaçınmaya daha fazla vurgu yaparak da genişletilmiş bir atık hiyerarşisi oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü geri dönüşüm kaynak kullanımını ve çöpe giren atıkları azaltmak için hayati bir öneme sahip. Çünkü bunu doğru yapmak da çok önemli. Burada biyolojinin sanayileşmesi hem küresel hem de ulusal ölçekte geniş kapsamlı faydalar sunuyor. Artık biobased yaklaşımda. Remade, yeniden yapılanma olarak çevirebiliriz. Temel sorunları çözmeye yönelik bir fikir laboratuvarı gibi görebilirsiniz bunu. Nedir bu sorunlar? İşte satın aldığımız ve kullandığımız ürünlerle olan kopuk ilişkimizi onarmak gibi mesela. Bu ürünlerin mümkün olan en uzun yaşam, kısa ve mutlu bir sonraki yaşam sürmelerini sağlamak gibi mesela. Hareket etme şeklimizin, yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerin çevresel maliyetlerini sınırlamak. İmalat ve malzemelerde bu döngüsellik olasılıklarını keşfetmek gibi amaçları var bu yeni yapılanmanın. Biz de Arçelik'in bir markası olan Grundig markasıyla hem sağlıklı yaşama yönlendiren hem de yiyecek atığını minimuma indirmeye yönelik kampanyalar yapıyoruz. Ruhun Doysun da bunlardan biri. Yine Endüstriyel Tasarım Direktörlüğü ve ARGE ekipleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarda da plastik kullanımını azaltmak için domates atığı, yumurta kabuğu, kahve çekirdeği gibi gıda atıkları kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla artık dünyamız için iyi olan benim için iyi değil, bizim için iyi diyoruz. Ve insan merkezli tasarıma son verip dünya odaklı tasarıma başlama zamanı olduğunu söylüyoruz. Tüm bu geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması da yeni bir estetik algı yaratıyor aslında. Burada yeni dönüştürülmüş malzemenin bu hamlığının ve bu karışık yapısının çok net görüntüsünün aslında estetik bir unsur olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve bunu sadece Nike değil, birçok marka, birçok farklı üründe yapıyor. Bu da yeni bir estetik algı yaratıyor aslında. Bu açıdan lüks algısını da değiştiriyor. Karşı tarafa bu ürünleri kullanarak
bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Aslında ben dünyayı önemsiyorum ve dünyayı değerli görüyorum mesajını da vermiş oluyorsunuz ve buna dikkat ediyorum diyorsunuz. Bu da bir statü sembolü olmaya başladı aslında. Bu anlamda da lüks algısını değiştiriyor. Ve bu sadece moda sektörünü etkileyen bir yaklaşım değil. Genel olarak tüm sektörleri etkileyen ve daha da etkileyecek bir yaklaşım aslında. Tüm bu anlattığım gelişmeler bizi dört farklı trende yönlendiriyor. Aslında bunlara bakış açısı, senaryo olarak bakmak çok daha doğru olacak trendten ziyade. Tüm trendleri bu chart üzerinden okuyabiliriz. Her şey Me World ve We World'a odaklanarak kutuplaşıyor. Üste Abundance yani bolluk kavramı, altta Scarcity yani kıtlık kavramı var. Fair Capitalism, Self-Consumed, Net Positive ve Less Is Now trendlerimiz. Bunlardan ben çok kısa kısa bahsedeceğim çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı. İlk trendimiz bu Fair Capitalism yani adil kapitalizm. Burada Me World'deyiz. Kendimize odaklıyız. Burada yeni teknolojik ürün ve hizmetleri satın almak ve denemek hala denemek için hala bir motivasyon var. Ancak daha bilinçli ve sosyal olarak sorumlu bir şekilde yapıyoruz bunu. En başta insanların hükümetlere olan güven kaybından bahsetmiştim. Çünkü son yıllarda uygulandığı şekilde kapitalizm aslında kendi hissedarları için bu karı maksimize etme saplantısına sahip bir sistem olmuştu artık. Ve bu aynı zamanda tüm dünyada çok korkunç bir eşitsizliğe yol açtı. Yani burada aslında kapitalizmi tamamen ortadan kaldırmak değil ama yeni bir kapitalist düzen kurma ihtiyacı doğmuş oluyor. Herkesin faydası için çalışan, eşit ve sürdürülebilir bir kapitalizm. Bu trend doğrudan teknolojiyle de ilgili aslında. Data, 3D, space, digital, artificial intelligence, virtual reality gibi sözcükleri burada bol bol duyuyoruz. Ve bu trend de aslında günümüzün bu ileri teknolojisiyle üretilen veya üretilebilen daha çok sürdürülebilir olan ürün ve hizmetleri görüyoruz. Çünkü tüm büyük şirketler hem sürdürülebilirlik hem kolaylık adına anlamlı çözümler üretmek için çalışıyorlar günümüzde. Başta da belirttiğim gibi bugünün dünyasında dünün zihniyetiyle var olmak mümkün değil. Sistemin içine var olabilmek için bu bir nevi zorunluluk. İkinci trende gelecek olursak self-consumed. Bu trend adından anlaşılacağı gibi aslında kendini ifade etmekle ilgili. Bu kendini ifade edemeyen veya mevcut sistemde izole hisseden herkes için aslında. Generation Z, yani Z jenerasyonunun çok büyük etkisi var burada. Bu yüzden kendini ifade etme adına çok cesur renkler, çok cesur, cesaret verici sloganlar görüyoruz burada. Self-expression ve metaverse buraya giriyor. Çünkü bu Generation Z aslında bu dijital dünyada çok fazla var ve Metaverse'ü biraz daha büyütecek olan onlar gibi görülüyor. Dolayısıyla şimdi her kesimden ve farklılıklardan insanlara saygı duyma ve kucaklama zamanı olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü trend de net pozitif. Burada yine WeWork'teyiz ve sürdürülebilir yaşama konsantre oluyoruz. Çevremizdeki her şeyi tasarlarken sürdürülebilirlik aslında ilk kriterimiz olmuş durumda. Çünkü başta dediğimiz gibi başka çaremiz kalmadı geldiğimiz noktada. Dünyanın kaynaklarını çok hunharca kullandık. Şimdi çok geç de olsa bunun farkındalığına sahibiz. Şehir hayatı, doğa mühendisliği, şehir yaşamı burada anahtar kelimeler. Net pozitif bir şirket aslında dünyanın sorunlarını yaratarak değil onları düzelterek kar eden şirketlere deniyor. Sistem dönüşümü tabii ki çok kolay bir şey değil. Ancak bu sistemlere hayat veren kişilerin, özellikle de liderlerin değişmeye istekli olması önemli bir konu. Less is now da son trendimiz. Less is now da yaşamdan ve dünyadan beklentilerimizi en aza indirmek için tüketimimizi azaltmayı içselleştiriyoruz aslında. Netflix'te bir belgesel Less is now. Ama bizim burada bahsettiğimiz sadece etrafımızdaki eşyaları veya hani kıyafetlerimizi veya sahip olduğumuz şeyleri azaltmayı, bunu zihnimizde de yapabiliyor olmak. Bu mindset'i geliştirebiliyor olmak. Burada sürdürülebilirlik ve empati anahtar kelimeler. Burada da yine karbon ayak izimizi azaltmayı hedefleyen deneysel çözümler görüyoruz. Harari, Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında sahneye çıkıyor ve söylediği şey şu: karşılaştığımız tüm farklı sorunlardan üçü türümüze varoluşsal zorluklar getiriyor. Bunlar nükleer savaş, ekolojik çöküş ve teknolojik bozulmadır. Bunlara odaklanmamız gerektiğini söylüyor.
Yok olmayı seçmeyelim diyoruz ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na sürpriz olarak gelen bir konuşmacı izleyeceğiz şimdi. Kısa bir video. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster. And yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Evet, teşekkür ederim. Sunumum böyle bitiriyorum. Soruları alabilirim. Teşekkür ederiz. Bir sorumuz var, geliyor. Evet. Sibel Hocam chat kısmına yazmıştı. Korkut Bey ve Gizem Hanım, teşekkürler. Görsel iletişim tasarımı ve endüstriyel tasarım ilişkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Formun işlevsellikle buluşması ürün ve birey ilişkisinde nasıl bir anlam buluyor? Ve bu görsel iletişimin mesaj iletimi ve anlam oluşturma ile yakın ilişkisine benzer mi? Korkut Bey, size soracağım. Sen cevap ver bence. Çok güzel anlattın, hani tasarım sürecinde bir altyapıdan bir ürünün neye dönüştüğünü ve ne amaçlı olduğunu. Yani en son Trend'de anlattığı Gizem'in bütün bilgiler bizim sürekli trace ettiğimiz, üzerinde hep düşündüğümüz, bir iş yaparken o tasarım sürecinde bir şeyler yaparken hep arka tarafta çalışan mekanizma. Öyle bakınca ne kadar anlamlı şeylere hizmet etmek gerektiğini görüyoruz. Hani başta anlattım ya, kullanıcı için bir anlam yaratmak deyince o kadar çok parametre var ki bunlardan bir tanesi görsel algıya hizmet ediyor. Ama bir tasarım algısıyla sen cevaplayabilirsin bence. Aynen. Yani aslında her şey bizim gördüğümüz, bizi besleyen, izlediğimiz, duyduğumuz her şey bize ilham veren şeyler oluyor. Ve biz bu görsel bakış açısına sahip olarak aslında ürünlere bakıyoruz. Yani bizim orada hani eklediğimiz ufacık bir detay, formun çok ufak değişikliği, belki hani kimsenin çok farkında olmayacağı bir şeymiş gibi algılanıyor ama insanlar bunu çok bilinçaltından fark ediyorlar. Yani o yüzden formun, görselliğin ve estetiğin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Korkut Bey'in de dediği gibi aslında bu trendler, nereye gidiyoruz, neler yapıyoruz, bunlarla bu kadar alakalı oluyor olmak da bizi bu anlamda çok besliyor. Ama ben estetiğin, görsel algının gerçekten endüstriyel tasarımda, ürün tasarımında çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir mağazaya gittiği zaman tüketici ilk başta ürünü kendisini görüyor. Yani görüyor ve beğeniyor ve o tarafa doğru yönleniyor. O yüzden ondan sonra bakıyor işte fonksiyonu nasılmış, nasıl çalışıyormuş gibi gibi. Ama ilk algı o kadar önemli ki görsel ve estetik anlamda. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz de bunu burada mümkün olduğunca en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz zaten elimizden geldiğince. Ben çok kısa bir şey ekleyeceğim şimdi Gizem'in anlattığına. Böyle çok jenerik bir laf vardır. Çok tasarım bir şey olmuş denir ya. yani bu algıyla birazcık farklı algılanıyor. Çok tasarım bir şey olmuş deyince yani çok pahalıdır, ekses etmek buna çok zordur gibi algılanıyor. Ama tasarımla gerçekleştirilen güzellik, hayatı daha güzel kılmaktan bahsediyoruz ya, o bir algı. Biz onun için ciddi çaba sarf ediyoruz. Yani hani o kadar çok constraint var ki, bir de sınırlama var ki, bunların bir kısmı teknik anlamda, bir kısmı maliyet anlamında. Çünkü biz birçok parametreyle bir şeyleri tarif edip teklif etmeye çalışıyoruz. Teklif ettikten sonra da Gizem güzel anlattı. Ben geçen gün bir tane video izledim. Tesla'da bir mühendisin hayatını konu almış. Tesla'da tasarım hayatımız nasıl gerçekleşiyor diye. Tasarımcılarla mühendislerin sürekli kavgasından bahsediyor. Bir şeyleri gerçekleştirirken, yani bütün sektörlerde, üretim yapan bütün sektörlerde aslında bu var. Hani güzel yapmak, sadeleştirmek, insanların temel ihtiyaçlarına karşılık gelecek şeyler sunmak varken, bir taraftan diğer constraint'ler de başka yönlere doğru çekiyor. Arada ortak noktada buluşma kabiliyeti zaman içerisinde gelişiyor. Yani özellikle bizim gibi şirketlerde, biz bir 10 senelik, 20 senelik geçmişine bakarsanız hayatın nereden nereye geldiğini görüyorsunuz ve arkası da çok daha değişecek gibi hissediyoruz. Yani biraz önce Gizem'in bahsettiği gibi, hani dijital dünyanın değişimi, insanların beklentileri, görsel algıyı bir parça değiştirecek. Bir parça değiştirecek. Biz o değişime hazır olabilmek için tabii bütün sensörleri açmış durumdayız. Neyi değiştirirsek ne kadar etkilenir ve ödün vermeden, yani tasarım algısından ödün vermeden, o güzelliği vererek, o fonksiyonelliği vererek ve tabii biraz önce bahsettiğimiz bu çevreci kafa yapısı, düşünce yapısı temel iş yapış şekli haline geliyor. Öyle olunca sadece iki parametre yok, çok parametre var aslında değerlendirmemiz gereken. Aslında burada bahsettiğimiz bu New Aesthetics başlığı altında anlatmıştım. Birazcık bu recycled malzemelerin kullanımının nasıl aslında insanların bu bakış açılarına etki etmesi. Yani aslında orada recycled malzeme kullanıyoruz ki daha çok plastik kullanmamak için. Ama onun o grift yapısı, o görsellik bir anlam ifade etmeye başlıyor artık. Yani ve siz bununla karşınızdaki bir mesaj vermeye başlıyorsunuz artık bu ürünleri kullanarak. Yani bak, ben bu recycled malzemeyi kullanıyorum, çevreye duyarlıyım diyorsunuz. Bu da aslında bayağı bir dediğim gibi statü sembolü de olmaya başlıyor ve bakış açılarını değiştirmeye başlıyor. Yani böyle ciddi bir gücü var aslında görselliğin insan üzerinde. Tabii. Ve orada bağlantıyı bir tane de linkle kuracağım ben. Son söylediğinde Gizem'in. Böyle bir markanın böyle bir ürününe sahip olmak bir statü haline geliyor. İnsanlar bunun için daha fazla para vermeye bile hazırlar. Yani endüstriyel tasarım anlatırken insan hayatını işte servislerle, ürünlerle, deneyimlerle daha iyileştirmekten bahsettik. Ama orada ufak bir phrase söyledim ben. Bir parça söyledim. Başarılı bir iş geliştirebilmek için, yani ekonomiyi de desteklemek gerekiyor. Ekonomiyi büyütürken de çevreye de zarar vermemek son derece önemli. Bunu daha da artan bir oranda bütün organizasyonların, bütün üretim yapan organizasyonların hayatına sokması gerekiyor. Saatlerce anlatabiliriz bunu tabii yani. Problem değil. Teşekkür ederiz.
Çok, çok teşekkürler cevaplarınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Tasarımcı olmak çok büyük bir sorumluluk olarak önünüzde bulunduruluyor. Yani bu o kadar çok şeyi değerlendirerek bir şeyler yapıyor olmanız gerekiyor ki. Bu kadar büyük sorumluluk altına girerken Gizem çok güzel bir şey söyledi. Sevmeden yapılacak bir iş değil bu. Çok severek, isteyerek bunu yapıyor olmanız lazım. İş olarak görmemeniz lazım. Bir hayatın bir parçası olarak görmeniz lazım. Bana hep sorduklarında tasarımcı da ilk neyi ararsın diye. Meraklı olması çok önemli tasarımcının. Daha iyi nasıl yaparım diye hep merak ediyor olması gerekir. Bu da böyle bir iş olarak görülen bir şey değil. Bu bir yaşam tarzı haline dönüşüyor. Baktığınız her şeyde. Çok güzel bir oda gösterdi ya. Gerçekten gidin evde bir etrafınıza bakın. Burada tasarımla şekillendirilmiş neler var diye bir düşünün. Çok şey yaratacaksınız. Teker teker yakalayabilirsiniz yani. O 10 tane circle değil de bir 50 tane circle yaratabilirsiniz. Çünkü her şey aynı şekilde düşünerek yapılıyor. Elde bu arka tarafta size ilk başta gösterdiğim ürünler için hani ödül alan ürünler diye gösterdim. Bu süreç aynen hepsi için harcanıyor. Yani harcanan emeği bir düşünün ve o yaratılırken düşünülen arkadaki parametreleri de değerlendirin. Çok büyük bir emek var arkasında. Bu emeğin bir parçası olmak da bir iş olarak görülmüyor bizler tarafından. Bir hayatın bir şekli olarak görülüyor. Evet. Zamanımızı bayağı bir açtık 10 küsur dakika. Çok teşekkür ederiz. Auditoriumdan bir öğrencimizin sorusu var. Lütfen. Onu alacağız şimdi. Lütfen. Merhabalar öncelikle. Selamlar. Teşekkürler. Bu biraz yankı yapıyor. Şimdi olmuş mudur? Sesim geliyor mu acaba? Şu anda daha net. Teşekkürler. Bu güzel sunum için teşekkür ederiz öncelikle. Yani kendi adıma teşekkür ederim. Bizleri aydınlattığınız ve farklı konularda, sadece tasarım dışında farklı konularla bilgilendirdiğiniz için. Ben konuyu biraz daha şeye çekmek istiyorum. Görsel iletişim tasarım öğrencisiyim. Ürünler insan odaklı ve reklamlarda insanlara hani nasıl ulaşmak gerekiyor? Bunun bir stratejisi var mı? Varsa nasıl bir strateji izliyorsunuz? Bunu merak ettim. Ben kısaca cevaplamaya çalışayım. Yani ürünler en sonda bir parça mesaj kısa olarak iletti aslında Gizem. Pardon, ama. Pardon, oradan sesi kapatabilir misiniz acaba? Buradan dinleyelim cevabı. Pardon Korkut Bey, buyurun. Tabii, dert değil. Sadece insan odaklı değil, artık çevre ve dünya odaklı ürünler sunuyor olmak lazım. Yani biz şöyle söyleyeyim. Ürün tasarlıyoruz, çok fazla böyle ürün tasarlıyoruz dememeye başladık son dönemde. Bir deneyim tasarlıyoruz demeye başladık. Çünkü bir ürüne sahip olma süreci bile sahip başından itibaren hani görüp de satın alma ve hayatı boyunca kullanıp daha sonra elden çıkarma deyince çok büyük bir deneyim süreci. Yani ürünü alırken işte küçük ev eşyaları ürününden bahsedelim. Bir ürün aldığınızda o ürünün paketinin açılış şekli, paketinin kullandığı malzeme, içerisinde strafor kullandı mı kullanmadı mı, açtığımda neye dokunuyorum, nasıl bir malzemesi var, rengi nedir, kullanmaya başladığımda benim istediğim fonksiyonu gerçekleştiriyor mu, koyduğum yerde gerçekten odamın estetiğine, benim de ruhuma dokunacak şekilde dokunuyor mu? Fonksiyonunu icra ediyor mu? Hiçbir problem yaşamadan hayatını sürdürebiliyor mu? Az enerji sarf ediyor mu diye çok uzun bir hikayeden bahsediyoruz aslında. Çok uzun bir deneyimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu biz baştan hani süreci anlattı Gizem. Yani bir ihtiyacı belirlerken tabii organizasyonun içerisinde marka neyi söylemek istiyor, hangi servisi hayata getirmek istiyor, organizasyonda bu işleri yapan arkadaşlarla beraber o istek oluştuktan sonra bu product ürünü teklifine gidiyor, onun da üretimine geçiyor sistem.
Bu süreç içerisinde nasıl bir ürünün gerçekleştirileceği ortaya çıktığında onun tabii görsel şekli, hangi renkte olacak, hangi malzemede olacak, teknik özellikleri ne olacak, o bilgiler pazarlama grubuna gittikten sonra pazarlama grubu daha farklı bir ekiple bunun görsel iletişimine çalışıyor. Ve bu iletişime çalışırken ta en başa dönüyorum. En baştaki vermek istediğimiz mesaj neyi çözmeye çalışıyoruz? Hangi parametrelerle, neye dikkat ederek, çevre duyarlılığı bunun neresinde, hangi fonksiyonu daha farklı çözüyoruz diğerlerinden, özgünlüğü nerede ürünün, o bütün değerlerle ona göre bir komünikasyon planlıyor ve o komünikasyonla çıkıyor. Çok güzel bir örnek vardı Gizem'in anlattığında, işte bir altyapıdan ürünün nereden nereye geldiğini, o süreçte bütün çalışma prensiplerini anlattı. Sonra bir tane de reklam çıkardı ortaya. Reklam başka bir mesaj veriyor. Hani toz bunu alıyor, bu şekilde tozsuz bir ortam yaratıyor. Fonksiyonuna odaklandı. Dolayısıyla iletişim kısmında reklam tamamen farklı bir sektör. Ama orada üründe bir temel olarak bizim organizasyonumuzda tek bir mesaja odaklanmaya çalışıyoruz. Yani o mesaj son derece önemli. Birkaç şeyi vermeye çalıştığınız zaman kafa karışıyor hangisiydi diye. Böyle bir product getiriyorsak servise, pazara getiriyorsak, sizin önünüze sunuyorsak, kullanıcının önüne sunuyorsak, hangi özelliğini ön plana çıkartıyorsak o özelliğini anlatacak detaylar komünikasyona taşınıyor. Yani verdim, aldı, kabul etti, pazara sundu gibi bir hikaye değil. Çok böyle hikayenin ortasında bir yerde girip hangi mesajların daha öncelikli olması gerektiğine markanın iletişimi karar veriyor. Ona göre uygun reklam ajanslarıyla bunu ön plana çıkartacak şekilde bir görsel çalışma yapılıyor. Bilmiyorum, cevaplayabildim mi? Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, evet. Başka sorumuz var mı auditoriumdan? Tamam. Bir öğrencimiz chat kısmından yazmış düşüncelerini. Onu iletmek isterim. Öncelikle sunum için teşekkürler. Çok keyifliydi. İki bölümü öğrenci olarak deneyimleme şansı bularak katılmak istedim. İki bölümün çok ortak noktası olduğunu ve en önemlisi insan odaklı bir düşünce yapısı güttüğünü söyleyebiliriz. İki yapıda da iletişim kurarak mesaj iletmek var. İnsan odaklı düşünceyi dünya odaklı bir düşünceye çevirmek için yine iletişim gerektiğini, düşüncelerle etkileşime geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim demiş. Ne güzel vermişiz mesajı. Yani herkesin bu frekansa gelmesi çok kıymetli olur diye düşünüyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz bu organizasyon içerisinde. Daha yapılacak çok şey var çünkü her şey değişiyor. Yani Gizem'in anlattığı trendlerde de gördünüz son derece dinamik. Yani işte 4 senedir VUCA'yı anlatıyoruz dedik. VUCA'nın algısı bile değişti. Ve pandemi de çok farklı etkiler gerektiriyor. Önümüzde dokunduk. Şu andaki toplantının şekli bile biz orada olup beraber yüz yüze konuşup bunu dinlemek isterdik. Ama böyle işte pandemide kimisi bir yerde, kimisi bir yerde toplantı yapabiliyoruz. Algılar da çok değişti. Ona göre de adapte olmak gerekiyor. Hep şey geliyor, böyle toplantılarda onu söylüyorum. Darwin'in bir sözü var. Önümüzdeki dönemde yaşayacak olan en akıllı veya en kuvvetli değil, en hızlı adapte olan. Adapte olmak son derece önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sanırım başka soru yok. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Çok keyifli bir paylaşımdı. Umarım faydalı olmuştur.